Ama sen bayağı elinde belgelerle gitmişsin. Evet, iş başa düştü deyip. Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. The Kadın serisinin 3. bölümündeyiz bugün. Ben bu seriyi hayatımdaki başarılı kadınların ne iş yaptığını ve hayatlarında nerede olduğunu anlatmak için oluşturuyorum. Bugün Irmak'la birlikteyiz. Merhaba Irmak, hoş geldin. Merhaba, hoş bulduk. Nasılsın, iyi misin? İyiyim. Irmak, genel olarak seni tanıyabilir miyiz? Çocukluğun nasıldı, nasıl bir küçüklük geçirdin? Kimsin? Irmak kimdir? Oy, zor bir soru. Valla ben galiba normal bir çocukluk geçirdim diyebilirim. Hatta şanslı bir çocukluk geçirdim. İzmir'de doğdum, tek çocuğum. Küçükken babamın işi sayesinde Amerika'ya gitme fırsatımız oldu ve o sayede İngilizceyi orada öğrendim bir nebze. 2 sene falan kaldığımız için orada hani çocukluktan öğrenmiş gibi oldum ve bu hayatta beni çok bir yere götürdü gerçekten. Çok şanslı bir şanslı sayıyorum kendimi bu açıdan. Oradan döndükten sonra normal güzel okullarda okudum. liseyi Sensef'te bitirdim. Sonrasında Koç Üniversitesi'nde hukuk okudum. 3,5 senedir Londra'da yaşıyorum. Hukuk okumaya ne zaman karar verdin? Bu soru geçenlerde birisi daha sordu bana ve çok net bir cevap veremediğime karar verdim. Hukuk benim için her zaman hayatımda olan bir şeydi. Çünkü annem de, anneannem de, dedem de avukat. O yüzden hep bir evde hukuki bir konuşma dili, bir şekilde bir bahsi geçiyordu. İşte çocukken annemle adliyeye gidiyordum, işte ne bileyim bürosuna gidiyordum, orada vakit geçiriyordum falan. Çok böyle aşina olduğum bir şeydi. Kimse de bana demedi aslında sen hukuk oku, hukuk oku diye, ama bir şekilde öyle görerekten herhalde okumak istedim diye düşünüyorum. Bir de böyle şey olur ya, klasik, hani böyle lisede çok böyle bilemezsin ne istediğini ama dersin ki tam ben iyi bir öğrenciyim, işte yüksekte puan alıyorum işte sınavlardan. TM'nin en yüksek bölümü nedir? Hukuk neden olmasın falan gibi bir yönlendirme ister istemez fikir olarak. Ama ben hiç okuduğuma pişman değilim. Hala çok mutluyum. Hukuk okuduğum için bana çok şey kattığını düşünüyorum. Sadece hukukun teorisiyle pratiğinin çok farklı olduğunu sonradan görmüş olmak, bana katılmayanlar elbette vardır ama hani benim hissim bu yönde, bana birazcık çarpıcı geldi ve o yüzden de aslında belki de bu mesleğin pratik tarafının çok bana göre olmadığını sonradan düşündüm. Peki mezun olduktan sonra ilk ne düşündün? Ne yapacağım dedin? Şimdi sıradaki adım ne? Öyle bir şey oluyor ki zaten okurken üniversite 3-4 zamanlarında böyle bir özellikle o son senelere doğru staj bulmam lazım stresi başlıyor. Yasal stajdan önce yaz stajları yapmaya çalışıyorduk ki yasal stajda hani bir CV oluşturalım ve yasal stajda güzel yerlere girebilelim diye. O bir de hani dönemdeki insanlarla sürekli bu konu konuşulunca ister istemez o devinime kapılıyorduk zaten. Hani o yüzden biraz belliydi aslında mezun olduktan sonra ne yapacağım. Hani bir yerde staj bulmak hedef oydu kesin olarak. Ama mesela o zaman hayalim çok farklıydı. Çünkü şey diye düşünüyordum ben işte o zaman, yani Suits diye bir dizi de vardır. Yani bitti şimdi gerçi de. O zaman çok izliyordum. İşte orada böyle hani kalem etekler çekiliyor, topuklu ayakkabılar giyiliyor falan. Öyle bir modda bir ofiste çalışacağımı düşünüyorum. Ben kendim de öyle giyineceğim. İşte corporate işlerde çalışacağım falan. Böyle öyle bir hani New York'taki bir avukat hayali vardı gözümde. Her ne kadar ailem böyle bir avukatlık yapmıyor olsa da nedense ona imrenmiştim yani. Neyse sonra yaz stajlarını yaptık. Sonra yasal staj süreci. Orada enteresan bir deneyime şahit oldum ben. İlk başta kısa bir yerde staja başladım. Daha çok onlar dava avukatlığı yapıyordu. Adliyeye çok gidip gelmem gerekiyordu ve çalıştığım kişiler hiç, nasıl diyeyim, insan psikolojisinden çok anlayan insanlar pek değildi gibi. Beni de çok zorluyorlardı ve biraz mobbing seviyesine kadar gelecek bir zorlama vardı ve adliyede hoşuma gitmeyen bazı tecrübelere şahit olmuş oldum ve o yüzden de dedim ki bu bana göre değil, ben adliyede hiç olmak istemiyorum, başka bir şekilde benim bu staj senemi tamamlamam lazım. Zaten o süreçte de o Suits hayalinden gitgide uzaklaştığımı fark ettim ve dedim ki hani o neymiş, nasıl böyle bir şey hayal etmişim, ne alaka falan demeye başladım.
Sonra bir şekilde bir arkadaşım sayesinde sağ olsun beni BTS diye bir büroya yönlendirdi. Onlar daha çok teknoloji üzerine çalışıyorlar, teknoloji hukuku. Ve baktım ki hani bu alan çok ilgimi çekiyor, bayağı hoşuma gitti. İşte orada 1,5-2 sene kadar çalıştım, stajımı da bitirdikten sonra hani bir kısa bir süre dönem normal avukat olarak da çalıştım. Orada bir şekilde ben kişisel verilerin korunması alanına girdim zaten. İşte şirket, o zaman Türkiye'deki veri koruma yasası KVKK yeni çıkmıştı. Ona uyumluluk yapıyorduk. Bir şekilde o alana girdim ve hoşuma da gitti. Sonra dedim ki ben bu alanda teknoloji hukuku üzerine master'a gitmek istiyorum. Zaten hep bir yurt dışında master hayalim vardı eskiden beri. Seneler geçtikçe dedim ki hani yani şu an yapmazsam hiç yapmayacağım. O yüzden şimdi bırakıp gitmek en doğru zaman. Bu anlattıklarından şimdi benim aklımda iki soru beliriyor. Bir tanesi kişisel verilerin korunmasını tam olarak hayatımızda nerelerde görüyoruz ve teknoloji hukuku tam olarak neleri kapsıyor? Bunlardan bahsedebilir miyiz biraz? Tabii. Teknoloji hukukuyla kişisel verilerin korunmasının ikisinin birleştiği bir örnek verecek olursak, mesela bir web sitesine giriyorsun ve genellikle orada altta böyle küçük yazılar vardır, işte gizlilik bildirimi, işte gizlilik politikası, neyse. Kanunen onların orada olması gerekiyor. Çünkü sen o kişinin verisini nasıl işlediğini kişiye bildirmen gerekiyor. O gizlilik ve şeyin bildirimi de aslında o, hani o yazı yani oradaki. Diğer bir şey de mesela işte e-ticaret sitelerinde bulunması gereken bazı zorunlu şeyler var işte kanunen. Onların orada bulunması işte. Ya da mesela sen yine bir siteye girdiğinde ya da bir şeye abone olurken, üyelik yaparken sana soruyor işte sana SMS e-ticaret şey e-mail yollayabilir miyiz promosyonlarımızla ilgili. İşte oraya mesela tik atıyorsun, atmıyorsun vesaire. Bu da bütün bu şeyin bir parçası. O metinlerin hazırlanması, nasıl o rızaların toplandığı, ondan sonra işte hangi hukuki dayanağa göre sen işte o kişinin verisini işliyorsun. Mesela sağlık sisteminde daha farklı olabiliyor, işte bu tarz web sitelerinde daha farklı olabiliyor. Ne bileyim, çalışanın verisini daha farklı şekilde işliyorsun. Çünkü işte orada hukuki olarak seni işlemen gereken bazı şeyler var. İşte diyorsun ki ben atıyorum insan kaynakları olarak bu kişinin dosyasını tutmam gerekiyor işte, bordrosunu neyse. O yüzden benim hukuki dayanaklarım var bunu tutmak için diyor falan filan. Bilmiyorum, bu yeterince kapsayıcı bir örnek oldu mu? Evet, gayet anlatıcı oldu. Zaten biz bunları da çokça da hayatta da gördüğümüz şeyler aslında. Hatta böyle mağazalarda cep telefon numaramızı verirken ama mesaj gelmeyecek değil mi? Ama mail gelmeyecek değil mi diye aranmayacağız diye evet. Bunu sorduğumuz şeyler. Ve aslında son zamanlarda dediğin gibi işte KVKK'nın hani yürürlüğe girmesiyle birlikte de. Çünkü yeni oldu değil mi bu, bildiğim kadarıyla yeni olan bir şey. 16 olması lazım. Evet, ondan sonra da istemiyorum deyip de bu aramaları durdurma hakkımız oldu sanırım artık. Hani onlardan çıkabilme hakkımız oldu. İkinci aklıma gelen soru da şuydu. Yüksek lisans yapmaya karar verdin ve senin tercihin İngiltere oldu. Neden İngiltere'yi tercih ettin ve başvurular esnasında nasıl bir yol izledin? İngiltere olmasının sebebi, İngiltere'ye çok geçmişten bir bağım yoktu açıkçası. Öyle hani çok da bir ziyaret ettiğim bir ülkede değildi. İngilizce konuşan bir ülke olması benim için önemliydi. O yüzden seçeneklerim bayağı daralmıştı. İngiltere ve Hollanda'ya bakıyordum ağırlıklı olarak. Bir de İskoçya'ya sanırım. Birazcık da şeyden dolayı özellikle Avrupa istemiştim. Çünkü teknoloji hukukunun bayağı gelişmiş olduğu bir bölge burası. Sonra Hollanda bir şekilde elendi yolda ve İngiltere kalmış oldu. Queen Mary Üniversitesi'ne gittim. Bir senelik bir master'dı. İşte dediğim gibi teknoloji hukuku üzerineydi. Daha çok böyle e-ticaret, buradaki kişisel verinin korunması, regülasyonu olan GDPR üzerine. Ondan sonra IT yazılım sözleşmeleri vesaire şeklinde dersler vardı. Güzeldi, enteresandı. Benim daha önce hani BTS'de öğrenmiş olduğum o pratiği biraz daha teorik taraftan öğrenmiş olmak güzeldi. Bu yolda nasıl başladım? Öncelikle işte biraz araştırarak hani hangi okulda ne dersler var, hangi hocalar var, o okuldan mezun olduktan sonra orada ne gibi bir opsiyon var, kalabilir miyim, gidebilir miyim, bana ne sağlar vesaire. Klasik şeyler yapman gerekiyor, hani başvuru, kendimize anlatan bir metin hazırlıyoruz okullara yollamak üzere. Bir de bir tane bir kurum
kuruluş gibi bir şey vardı. Onlarla çalıştım. Bazı formların doldurulmasında, okulla komünikasyonu yapmakta vesaire vesaire. O sayede hani başvuruları yapmış oldum. Sonra işte kabul geldi. Birçok okuldan kabul geldi. Ben sonra Queen Mary'yi tercih ettim. Çünkü hem bu programın çok iyi olduğunu biliyordum. Bir de beni bu BTS'ye alan arkadaşım orada master yapmıştı ve ondan çok metini duymuştum. Ve Londra tabii çok cazipti yani. Hani ders istiyorlar. Onun dışında notlarına bakıyorlar. Tabii bir de CV'ni de gönderiyorsun. Hani birazcık neden bu alana girmek istediğini de bir hani referans olarak yani. Referans mektubu istiyorlar mıydı? Tabii referans istiyorlar. Bir tane işten, bir tane de okulla, akademiyle ilgili bir referans istiyorlardı. Yani yüksek lisansını yapmaya başladın ve daha sonra nasıl İngiltere'de kaldın? Yaz dönemi boyu tez yazıyorduk. Şimdi tezi yazarken ben bir yandan iş başvuruları yapıyorum ama hani böyle ya tutarsa diye, öyle çok da hani derdim değil. Tabii ki bir yandan yani yüzlerce red geliyor, işte hani yeterli değil, işte ne bileyim vize sıkıntısı zaten var vesaire falan, bir sürü sebep var. Bir de o esnada ben genellikle hukuk bürolarına başvuruyordum, hani sanki tek opsiyonum o olabilir gibi düşündüğüm için. Özellikle privacy, işte kişisel veriler ile ilgili bir pozisyon varsa bürolarda onlara çok spesifik olarak başvuruyordum ama burada büroya girmek çok kolay bir şey değil çünkü bir de bizim hani denkliğimiz sayılmıyor. Yani neyse, sonra bizim okulun anlaşmalı olduğu bir şirket var, danışmanlık şirketi. Onlar IBM'in bir parçası aslında şu anda. Promontory diye bir şirket. Anlaşmalı dediğim de hani böyle işte yani şey, gelip böyle kariyer günleri falan yapıyorlar bizim okulda. Hani öyle bir anlaşma. Onlar böyle staj açmışlardı bir 6 aylık şey privacy takımlarında. Büyüyorlar falan filan böyle. Onlar da çok heyecanlı o konuya. Mülakata gittim falan bilmem ne. Bir de o zaman öğrenci vizem hala geçerli olduğu için onların benim vizemle uğraşması gerekmediğinden staj boyu ben öğrenci vizemle stajı yapabilecek oldum. O yüzden de kabul ettiler. Ocağa kadar işte 6 ay işte yaptım ettim falan, güzel geçiyor işte, değişik bir deneyim hiç daha önce. Esnasında sana herhangi ücret verdiler değil mi? Buradaki tabii. Türkiye'deki gibi bilave ders çalıştırmıyorlar yani orada stajlarda. Evet yani şeye göre oranlıyorlar, çalıştığın saate göre ve işte seviyene göre, hani stajyer olduğunu da tabii ki göz önünde bulundurarak ona göre hani öyle inanılmaz bir para tabii ki almadım ama yine de bir nebze burada yaşamama katkı sağladı sonuçta, hani kira ödüyorum bilmem ne. Enteresandı hani danışmanlık tarafından bunu görmek. Bir de daha çok böyle hukuki uyumluluk çalışılıyor ama biraz daha böyle business bakış açısı var. Böyle paketleme var birazcık daha, hani bir marketing de var işin içinde. Hani pure bir şekilde hukuk değil yani. O biraz farklıydı hani, çünkü danışmanlıkta birazcık da nasıl konuşacağını, müvekkille nasıl o dili oturtacağını öğreniyorsun zamanla. Ben ilk zamanlar biraz ona adapte olmakta zorlandım. Daha sert kaçıyordu benim dilim. Bir de zaten İngilizler ekstra ve yumuşak başlıyor. İşte ne bileyim dolandıra dolandıra konuşuyorlar falan böyle. O yüzden çok direkt geliyordu ilk zamanlar. O bir alışma süreciydi. Neyse sonuçta Ocak'ta bitecekti benim stajım ve ben Türkiye'ye dönecektim. Aynı planlar o yönde yapılıyor ama bir yandan da ben böyle şeyi kovalıyorum şirkette. Acaba bir şekilde bana vize çıkartırlar ve ben kalabilir miyim diye. Sürekli zorluyorum böyle. Oradaki işte direktörle konuşuyorum. Her haftada bir online insan kaynaklarıyla konuşuyorlar falan. Böyle aşırı komplike bir süreç var. Ben işte her gün böyle İngiltere'nin şey sitesine girip vizeyle ilgili böyle yazılan bir sürü şeyler var, guidance'lar var. Onlara girip böyle işte benim vize türüme nasıl geçilir, nasıl olur falan böyle onları okuyorum. Sürekli onlara böyle belgeyle gidiyorum. Bakın böyle yaparsanız sizin için çok kolay olur falan diye. Yani ben bayağı bir kovaladım orada yani bu işte. Kendi tırnaklarını açmışsın yani aslında. Onların aklına gelen bir şey değildi bu. Yani şirketlerin şöyle bir şey var şimdi. Sponsor olabilmeleri için bir lisans almaları gerekiyorlar İngiltere hükümetinden. O lisansa sahipler aslında. Ama beni o yolla sponsor edebilecekleri o esnada akıllarına gelmiyor. Hani ben biraz gözlerini açtım o konularını gerçekten. Bir de öğrenci vizesinden sponsorluk vizesine geçişte böyle bazı imtiyazlar var vesaire. Hani onları onlara sundum ki hani daha az aslında masraflı olacağım bakın falan diye böyle. Bir şekilde halloldu bütün o işler ve ben Ocak itibariyle artık kalıcı eleman olarak işe başlayabildim. Orada 2 seneye yakın çalıştım. Değişik deneyimler oldu, işte çok farklı insanlarla tanıştım. Yani hep
çok müteşekkirim o şirkete beni burada tutmayı sağladığı için. Ama bir yerden sonra artık kendimi geliştiremediğim bir yer oldu. O yüzden farklı alanlara, farklı şirketlere bakmaya başladım. O noktada şeyi iyice oturtmuş oldum kafamda. Yani hukuk bürosuna girmek herhalde benim için çok mümkün olamayacak. Elbette girebilen var. Ama hani ben yapamıyorum yani şu anda. Başvurularım kabul olmuyor. Ben o yüzden danışmanlıktan devam edeyim. Hani privacy'ye işte kişisel verilere bir yerden de tutunuyorum zaten. Benim için önemli olan o. Hukuk bürosuna girmek isteyenlerin ne gibi denklikler alması gerekiyor ve nasıl yol izlemesi gerekiyor? O da şu anda tam değişim aşamasında aslında ama bir tane denklik sınavı var, QLTS denen. Ona böyle çalışıyorsun uzunca bir süre. Zor bir sınav anladığım kadarıyla. İki aşamadan oluşuyor. İlki yazılı, ikincisi sözlü. Genellikle 6 ay 1 sene arası çalışma öneriliyor bu sınav için ve sözlü sınav kısmı bayağı zorluyormuş anladığım kadarıyla burada giren arkadaşlarımdan duyduğum. O denkliliği aldıktan sonra ama burada iş bulmanın bir garantisi yok. Çünkü teknik olarak sen evet hani burada qualified oluyorsun, hukuk yapabilir oluyorsun veya ruhsatın burada geçerli oluyor. Ama deneyimini geçerli görmeyebiliyor. Yeterli hukuk sistemi farklı bir de bizimkinden. O yüzden hani burada okumuş olan bir insanı daha tercih ediyor haliyle, sisteme daha alışık olduğu için. Çünkü bir senede kolay değil o sisteme hani öğrenip adapte olmak. Ama elbette yapanlar var. Onları takdir ediyorum. Peki sen danışmanlıkta ilerlemeye karar verdikten sonra başka şirketlere başvurmaya başladın. Şu anda Deloitte'da çalışıyorsun. Deloitte'da tam olarak ne yapıyorsun? Bize anlatır mısın ve mülakat süreçlerinden biraz bahseder misin? Tabii Deloitte'da bir pozisyon vardı ve ben de başvurdum. Hani işte privacy danışmanlığı tam benim yaptığım işti. Bir hafta sonra falan red geldi bana Deloitte'den. Ben de böyle falan üzüldüm. Sonra bir anda hemen akabinde bir gün sonra tekrar mail geldi. Biz yanlışlıkla yolladık. Aslında mülakata istiyoruz seni diye. Ben de çok heyecanlandım. İyi ne güzel falan. Hızlı ama nasıl diyeyim sert bir mülakat. Yani sertten kastım. Anında böyle bir tane işte case study gibi bir şey bana sordular. Böyle hemen onu yapmamı, çözmemi beklendi falan böyle. İlk aşamada işte tabii biraz kendini anlatıyorsun. CV'nin üzerinden gidiyorsun. O geçtikten sonra dediler ki işte tamam biz ikinci aşamaya geçmek istiyoruz. Bu sefer büyük partnerle görüştüm. O da gergin bir mülakattı. Her ne kadar insanlar böyle çok düzgün, çok senle işte seviyeli, güzel konuşuyor olsalar da böyle bir geriliyorsun yani zaten ister istemez hani pilotta partnerle konuşuyorum falan diye. Orada da bir case gibi bir şey olmuştu ikinci aşamada da. Orada bana kendimi anlattırmaktan çok şey sorusu sordular işte. Bu alan sence nereye gidiyor? İşte ne beklemeliyiz? Kişisel verinin korunması kurumu gibi buranın da versiyonu var. İşte onlar sence nasıl bir düzenleme getirecekler? Ne yapmalıyız? Nasıl yaklaşmalıyız? İşte sen burada bir yeni bir şey alan açmak istiyor olsan hangi alana şu anda yönelirsin falan gibi böyle biraz daha hani business oriented sorular geldi. Stratejik planlamak üzerine biraz daha. Gibi birazcık daha evet gerçekten. Bizim takımı nereye yönlendirmemiz gerekiyor sonuçta. Onların amacı günün sonunda iş getirmek yani. Ve kabul oldu. Sonraki süreç çok çok uzun sürdü. Çünkü işte bu vize muhabbetleri. Kasım gibi ben mülakatlara gitmiştim. Öbür senenin Nisan'ında başladım. Peki senin sponsorluğun zaten hali hazırda alınmış olduğu için bu kolaylık sağlamadı mı onlara? Yok, hayır. Her yeni şirkette baştan sponsorluğa başvuruyorsun. Ama bu şey demek değil, o güzel bir şey. Eski şirkette geçirmiş olduğun seneleri saydırabiliyorsun hala. Yani her yeni şirkette sıfırdan sene başlatmıyorsun aslında. Biraz böyle şey hani angaryalı bir süreç. O kısımlar biraz uzun sürdüğü için işte Nisan'da ancak başlayabildim. O Nisan'da bu geçtiğimiz Nisan oluyor zaten. Korona. O da tam korona zamanı. İlk başladım Nisan'da ofise hiç gitmedim. Eve falan yolladılar bilgisayarları. Buradan böyle online'dan başladık. İlk başta iyiydi falan da sonradan biraz zorladı tabii hani kimseyi gerçekte görememiş olmak. Sonra bir anda yeni gerçeklik bu hale geldiği için sonradan da zaten baktık ki ofise dönüş yok. Herkes zaten böyle böyle başlamaya başladı. O yüzden bir şekilde bu da kabullenildi yani. O gün bugündür hala ofise gitmedim.
Peki Irmak, sen Deloitte'da ne yapıyorsun şu anda? Deloitte'da yine evet danışmanlık yapıyorum ama aslında birazcık daha benimki risk yönetimi gibi bir şey. Hukuki uyumluluk yapıyor olmakla birlikte şirketlerin birazcık daha bu kişisel verilerin korunması kanunu, işte GDPR dediğimiz buradaki, ona uyumluluk seviyesi ve o risk, yani uyumlu olmadıkları noktadaki riskin yönetimi gibi birazcık da böyle. Ve şöyle mesela şu anki çalıştığım projeden bir örnek verebilirim detayına çok girmeden. Mesela bazı aplikasyonlar yaratılıyor ya da yazılımlar yaratılıyor bir şirket tarafından. Biz yaratıyoruz başka bir şirket için. O yaratılan yazılımların, aplikasyonların dizayn aşamasında, tasarımı aşamasında devreye girip onların mesela privacy uyumlu olmasını sağlıyoruz. Böyle teknik taraflara çok giriyoruz. Yani teknik tasarım görüp hani oradan biraz böyle anlam çıkarmaya çalışıyorsun. İşte mesela verinin akışını anlamaya çalışıyorsun. Hangi ortamdan hangi ortama giriyor, nerede saklanıyor, işte ne kadar süre saklanıyor, hangi güvenlik şeyleri var, önlemleri var ve birçok taraftan değerlendirdiğim bir konu. Ona göre de işte yönlendiriyorsun teknik takımları, işte diyorsun ki işte burada mesela bu veriyi kullanmana gerek yok, senin bunu kullanma diyorsun, ya da bu diyorsun ki sağlık verisi, bu hassas veri, buna şöyle ekstra bir şey yapman gerekiyor falan filan gibi şeyler. Diğer daha genel yaptığım şeylerde şey oluyordu mesela, işte bir şirketin uyumluluğunu değerlendiriyoruz, işte giriyoruz mesela insanlarla mülakatlar yapıyoruz, çalışanlarla diyoruz ki sizin elinizde hangi veri var, ne işliyorsunuz, niye işliyorsunuz, onlar böyle bir ortaya çıkıyor. Ondan sonra ona göre diyoruz ki siz mesela şu kadar özellikle mesela İK şu veriler işliyor, finans şu veriler işliyor, bunları bu şekilde işliyorsunuz, bunları buralarda tutuyorsunuz ama aslında böyle yapmanız lazım, işte şu kadar seviyede uyumlusunuz, şu kadar seviyede uyumlu değilsiniz vesaire gibi böyle raporlar çıkıyor gün sonuç olarak. 3 yıldır İngiltere'de şu anda çalışıyorsun aralıksız bir şekilde. Sen İngiltere'den vatandaşlığı ne zaman alabilirsin? Güzel soru. Ben de onu merak ediyorum. Şöyle ki benim sponsorluk tipimde, vize tipimde benimki Tier 2 General diye geçiyor. 5. senenin sonunda süresiz oturum izni alabiliyorsun. Buna indefinite leave to remain deniyor. IALR kısacası. Bir tane sınava giriyorsun ama böyle işte hani biraz ezberle geç sınavı. İşte burada böyle İngiltere tarihine ilgili sorular falan oluyor genelde anladığım kadarıyla. O sınava girdikten sonra işte süresiz oturum iznini aldıktan sonra sanırım bir senenin sonunda da vatandaşlığa hak kazanıyorsun. Yani aslında totalde 6 senelik bir süreç gibi bir şey. Vatandaşlık başvurusunu yaptıktan sonra da bir yemin töreni gibi bir şey oluyor. Ondan sonra da alıyorsun pasaportu. Bu senin yani üniversitedeki yüksek lisans süreni kapsıyor mu, yoksa çalışmaya başladığın andan itibaren mi? Evet, onu kapsamıyor çünkü ondaki vize tipim farklıydı. Farklı vize tiplerinden geçişlerde o süre sıfırlanıyor. O yüzden eğer Tier 2 General'la başladıysan Tier 2 General'la bitirmek zorundasın, yoksa süren sıfırlanacaksın. Aslında o zaman bu süreç şu şekilde de işleyebilir mi? Üniversite okumaya öğrenci olarak giden biri, bildiğim kadarıyla İngiltere'de standart üniversiteler, yani tıp vesaire okumadığın sürece 3 yıl, 1 yılda yüksek lisansı var, 4 yıl üzerine de doktora yapmaya karar verip kaldığında yine vatandaşlık hakkı alabilme hakkı doğuyor böylelikle anladığım 5 yıl sonunda. Yok, hayır. O her vize tipinde yok işte. Tier 2'da var ama bildiğim kadarıyla öğrenci vizesinde öyle bir seçenek yok. Ama onda şöyle bir şey olabiliyor. Legal bir şekilde 10 sene boyunca İngiltere'de kalırsan o zaman hak kazanıyorsun. Mesela senin dediğin yöntemde işte okuldu, master'dı, doktoraydı bilmem ne bir şekilde 10 seneye uzarsa o zaman yine hak kazanmış oluyorsun. Türlü türlü çeşit var gerçekten. Evet. Benim bildiklerim bunlar. İngiltere'de yaşamak, Londra'da yaşamak nasıl bir duygu sence? Türkiye'ye kıyasla nasıl gidiyor hayat? Karantina senesini dışarıda bırakarak söylüyorum bunu. Genel olarak ben memnunum Londra'da yaşamaktan. İşte evet, havası biraz bizi zorluyor hani İzmir'den çıkıp gelen insanlar için. Aslında konuşulduğu kadar da kötü değil ya, yani evet yağmurlu ama kışın falan zaten hep kötü. Ben sana geldiğimde günlük güneşlikti, hatta kalın kalın evet. Pazaklarla geldim, piştim bile. Irmak'ın en sevdiği şey? Burak'ın.
evet işte beklenmedik güzel günler de oluyor yani hani. Bir tek yazın biraz hani ısınamıyor, o kötü. Sağ olsun küresel ısınma sayesinde buranın da aslında dereceleri yükseldi. Bazen çok sıcak haftalar oluyor. Benim genel olarak burada en çok sevdiğim konu insanların birbirine yaklaşım şekli. Saygılı, hani saygı olması güzel bir şey gerçekten. Hani bu kısım hoşuma gidiyor. Ama bir şekilde de Türkiye'den bir kopamama hali var benim için açıkçası. Herkes de böyle olmayabilir. Ama hep bir Türkiye'ye bir özlem. İşte bir şekilde bir ne bileyim ileride Türkiye'ye dönerim zaten hayali gibi böyle kafada böyle bir şey olabiliyor. Buradaki güzel şeylerden biri şehrin sunduğu çok fazla şey var. Ve Avrupa'nın çok merkezi bir yerinde olmasından dolayı çok yere çok kolay ulaşım var. Çok fazla yere gidebiliyorsun ve genellikle ucuz diyebileceğimiz biletler bularak seyahat edebiliyorsun. Bizim için şu anda hani daha yeni böyle işte iş hayatına atıldı, böyle hani ne bileyim aile yok, bir şey yok hani. O yüzden istediğimiz gibi gezebiliyoruz vesaire. O kısımlar çok güzel. Güzel restoranlar, güzel mutfaklar, deneyim çok fazla var. Deneyim seçeneği çok fazla var yani. Yani şu an güzel, şu an hoşuma giden özellikler bunlar. Sanat olarak da Londra yine çok dolu bir şehir gerçekten. Dediğin gibi deneyim sağlayabileceğin bir sürü farklı olanak sağlıyor sana. Bir de sen geçen sene bana şundan bahsetmiştin, o da benim çok hoşuma gitmişti. İşime yürüyerek gidip gelebiliyorum 45 dakika ve bu beni boğmuyor. Hani İstanbul'da olsa sürekli böyle kaldırımda insanlarla çarpışma veya işte birinin sigarasına, osuna, busuna maruz kalma. Ama işte burada rahat rahat hem düz ayak olması itibariyle tabii Londra'nın hani yürüyerek gidebiliyorum ve etrafımda baktığım evler hep çok güzel. İşte insanlar hep çok böyle saygılı, sevgili. Keyifli bir şekilde yürümeye başladım ben demiştin. O da bence çok güzel şeylerden bir tanesi. Evet doğru. Onu unutmuştum. Yürümediğim için bayağıdır işe aklıma gelmedi. İngiltere'de çalışmak, okumak veya yerleşmek isteyenlere herhangi bir önerin olur mu? Burada yaşayan birileriyle ulaşıp önce onlarla bir konuşma yapsalar hiç fena fikir değil, hani yol gösterebilir en azından, nerede kalınır işte ne bileyim, nereden ne temin edilir falan gibi şeyler için, hani eğer kesin olarak buraya gelinecekse. Biz ilk başta öyle yapmıştık çünkü hani ne bileyim, yastık yorgan alınacak, nereden alacağız, hiçbir fikrimiz yok yani. Burada yaşayan bir aile dostuna yazıp öyle yani yol yordam göstermek açısından. Faturalar, ev kiralamak, aslında çok şey var. Metro kartı almak bile başlı başına değişik bir şeye dönüşebiliyor o şehrin kurallarına göre. Evet evet. Burada bir de banka hesabı açmak, telefon, sim kartı almak falan bayağı problem işler. Hepsi birbirini takip eden şeyler. O yüzden birazcık orada bazı hani taktikler, küçük taktikler var, onları yapmak gerekiyor. Onu da zamanla öğreniyor insan. Burada yaşadığım süreç boyunca zaman zaman böyle telefonlar aldım. Yani hoşuma gidiyor böyle insanların bir de danışması bana bir yandan da. Hani güzel bir şey, yol gösterebilmek de bir yandan. Sürprizli sorularıma geçiyorum. Hadi bakalım. Sürprizli sorularımdan ilki, şu anda tekrar baştan üniversiteye giriyor olsan hangi bölümü ve hangi okulu tercih ederdin? Zor bir soru. Bilmiyorum. Psikoloji okuyabilirdim. Ama nerede okurdum onu şimdi bilemedim. Fransa'da olabilirdi belki. Yine İngiltere olabilirdi. Hani Türkiye'de üniversite deneyimi yaşamış olmak da çok eğlenceliydi yani. Onu da yabana atmak istemem hani. Aslında Türkiye'de okumak yine isterim hani. Yine Koç'ta okuyabilirim ya. Koç'u ben çok seviyordum. Çok çok güzel geçti zamanım. Belki evet psikoloji. İkinci soruma geçiyorum. Senin için başarı nedir? Başarı nedir? Sanırım geldiğin yerden mutlu olmakla birlikte yaptığın başarı, yani edindiğin başarıları, kazanımları hak ettiğini düşünmen. Yani bu benim şu anda biraz zorlandığım bir konu ve genelde gördüğüm kadarıyla hani imposter syndrome denen, Türkçesini bilmiyorum, bir mesele. Başarılarını başarı gibi kabul etmeyip hani aslında ben hak etmedim bunları, işte bir şekilde tesadüf eseri bunlar başıma geldi hissi. Başarını gerçekten kabullenmem ve sahiplenmem bence önemli bir his. O hissi hissettiğinde bence herhalde başarılı hissediyorsun. Ne yaptığının çok da bir önemi yok diye düşünüyorum. Çok teşekkürler Irmak. Bu kadardı sana soracağımız sorular. Ben teşekkür ederim. Çok keyifliydi. Çok güzel oldu. Teşekkürler valla.
Umarım sizin de aklınızda olan Londra ile ilgili hukuk okumak, danışmanlık yapmak, Londra'ya nasıl gidilir, Londra'da hayat nasıl, İngiltere'ye nasıl yerleştirir ve hayat nasıldır? Irmak şu anda ne yapıyor? Şirketlerle ilgili bilgi, teknoloji hukukuyla ilgili bilgileri verebilmişizdir. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın.